Bu videomuzda Skywalker 7TD model oyuncu bilgisayarımızın teknik özelliklerine ve oyun performansına yakından bakacağız. İşlemciden başlayarak sistemin özelliklerinden bahsedelim. Intel'in en son nesil işlemci modellerinden olan Core i7-9700F bulunmaktadır. İşlemcinin verimli ve stabil çalışmasına olanak sağlayan MSI'ın Z390A Pro model anakartın sisteme konumlandığını görmekteyiz. Anakartın RAM bellek yuvasında 16 GB 3000 MHz çift modül bellek bulunmaktadır. Bir oyuncu bilgisayarın en temel parçası olan ekran kartı kısmında MSI'ın AMD Radeon chipsetli RX 5700 8 GB 256 bit overclock edition ekran kartı modeli kullanıldığını görmekteyiz. Sistemin depolama kısmında veri aktarım için SATA bağlantılı disk yerine daha hızlı ve yüksek kapasite okuma yazma teknolojisine sahip 500 GB NVMe M.2 SSD bulunmaktadır. GameGarage.com üzerinden sipariş vermek istediğinizde sistem içeriklerini özelleştirebildiğinizi belirtelim. Bellek ve depolama dahil birçok bileşenleri ve aksesuarları seçebilirsiniz. Sistem kasası 41,5 cm derinlikte, 47 cm uzunlukta ve 21 cm genişliktedir. Kasanın soğutma görevini 3 adet ön panelinde, 1 adet ise arka bölümünde olmak üzere toplamda 4 adet 120 mm boyutundaki yaprak RGB aydınlatmalı fanlar üstlenmektedir. Şık bir görüntü sağlayan bu fanları sistemle entegreleri olarak gelmekte olan uzaktan kumandası ile 30'dan fazla renk efekt kombinasyonları arasında geçiş yapıp kendinize özgü renklerle kişiselleştirebilirsiniz. Kasanın üst bölümünde ve güç kaynağının konumlandığı bölümde bulunan manyetik toz filtreleri sayesinde hava sirkülasyonundan dolayı oluşacak sistem içi tozlanmayı minimuma indirmektedir. Kasanın bağlantı ve giriş çıkış portlarını incelediğimizde ön panelde 1 adet USB 2.0, 2 adet USB 3.0, 2 adet 3.5 mm ses giriş çıkış portları, güç ve reset düğmesi arasında kalan 2 adet aydınlatma göstergesi ise kasanın çalıştığı zaman sistem ve sistem SSD'sinin çalışır durumda olduğunu gösterir. 1 adet RGB aydınlatma kontrol tuşu ve 1 adet güç düğmesi olduğunu görmekteyiz. Kasanın ön ve yan panelinde temperli cam bulunmakta olup elle sökülebilen vidaları sayesinde kolayca çıkartılabilmektedir. Arka tarafına baktığımızda 2 adet USB 3.1 Gen 1, 1 adet USB 3.1 Gen 2, 1 adet USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 adet USB 2.0, 1 adet Gigabit Ethernet portu, 6 adet 3.5 mm ses giriş çıkış portları bulunmaktadır. Bu portların altında RX 5700 model ekran kartının 1 adet HDMI ve 3 adet DisplayPort çıkışı bulunmaktadır. Ayrıca anakart üzerinde görüntü çıkış portları olduğunu görmekteyiz. Sistemde harici ekran kartı bulunduğundan bu görüntü portlarına ihtiyaç duyulmamaktadır. Sistemin en alt bölmesinde konumlandığını gördüğümüz 600 wattlık güç kaynağı 80 Plus Bronze sertifikası sayesinde verimli ve stabil bir besleme sağlamaktadır. Kasanın sistem içi kablolamaya oldukça uygun kanal geçişleri bulunmaktadır. Sistemin iç kısmına baktığımızda işlemcinin üzerine konumlanan soğutucusu, ATX boyutunda anakart, RAM ve ekran kartı bizleri karşılıyor. Sistemin anakartında bulunan 4 adet bellek yuvası sayesinde maksimum 64 GB kapasiteye kadar bellek desteğine olanak sağlamaktadır. Anakartta bulunan 4 adet SATA bağlantısı yuvası sayesinde fazladan SATA SSD ve hard disk kullanabilirsiniz. Ekran kartında bulunan 0 desibel teknolojisi ekran kartı sıcaklığı belli bir seviyenin altında kaldığı zaman fanları tamamen durdurur. Böylece hafif yükte oyunları tam sessizlikte oynarsınız. Sistemin oyun testlerini 1080p çözünürlüğünde 165 Hz 1 milisaniye tepkime süreli bir monitörde oyun içi tüm grafik ayarlarını en yüksekte olacak şekilde ayarlayıp yapmaktayız. Oyuncuların en çok oynadığı oyunlardan biri olan PUBG'de alınan değerlere birlikte bakalım. 1080p çözünürlükte yüksek ayarlarda hemen hemen çoğu oyunu 60 FPS üzerinde akıcı bir şekilde oynama deneyimi yaşatacaktır. Her zaman en iyi FPS sonuçları için sisteminizi güncel tutmayı unutmayın.